Biliyorsunuz Türkiye'de Öykü Ayrin kampanyası başlatılmış. 4 yaşındaki küçük bir kızımız, lösemi hastasıdır. Donör Türkiye'de bulunmadı. Bu kampanyayı Avrupa'da devam etmeye karar verdik. Biz de Fransa'da, Paris'te olduğumuz için kampanyayı bugün EFS ile Etablissement de Santé Française ile beraber, bir de biyomedisin ile beraber kampanyaya devam etmeye karar verdik. 1 Nisan'da herkesi buraya donör olmak için çağırdık. Öykü Arin için, bir de bütün hasta çocuklar için bugün bir donör bulunur. Bunu umut ediyoruz. Bugün burada Öykü Arin için toplandık. 4 yaşındaki lösemi hastası kızımızda kök hücre bağışı için buradayız. Türkler olarak genetik yapıyla daha uygun olduğumuz için hazır böyle bir etkinlik varken de biz de bugün Öykü için toplandık. Arkadaşlarımızı, Paris'teki bütün hayırsever insanları çağırdık bugün buraya. Basit bir tükürük örneğiyle bugün herkesten bir test için işlem yapıldı. Uygun olanlar sonrasında kan nakli için tekrar çağrılacak. Eğer biz de Öykü Arin veya Öykü Arin için kök hücre bekleyen insanlara bir nezvede yardımcı olabilirsek ne mutlu bize. Ya biz için buradayız. Öncelikle bütün diğer çocuklar için buradayız. Amacımız Öykü ama umarım bir gün bir şekilde bir yerde bir kök hücreyle, yani başka bir çocuğa da umudumuz olur. Bir umut oluruz. Tabii ki Öykü için yapılmış bir şey ama umarım çok çocuğa umut oluruz. Öyle çok bir zor biz aşamadan geçtik. 4 aydır falan bir sürü prosedürle uğraştık. Fransa ona inanılmaz zor bir süreç verdi bizim için. Zor bir süreç geçirdik ama sonunda bir gün organize ettik ve buna dahil olduk. Çok mutluyuz. Umarım bir çocuğa bir umut oluruz diye düşünüyorum. Bu kadar. Yok.